Merhaba sevgili koçlar. 17-23 Kasım haftasına hoş geldiniz. Bu hafta Dolunay haftasındayız. 17 Kasım'da Boğa Burcu'nun 25 derecesinde güçlü bir Dolunay olacak. Özellikle Dolunay'ın bulunduğu pozisyon ve birleştiği sabit yıldız bakımından oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ve gökyüzünde güçlü bir toprak etkisi görülüyor. Dolunay sizin ikinci evinizde oluşacak. İkinci evde para, kazançlar, maddi varlıklar, maddi manevi güvenlik duygumuzla ilgili olan konular, sahip olduğumuz değerlerle ilgili kavramları etkiliyor. Güzel bir dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay'ın yöneticisi Venüs şu sıralarda Oğlak Burcu'nda Plüton'la kavuşum halinde bulunuyor. Kariyer evinizde seyrediyor sizin. Özellikle dolunay etkilerinin iş, kariyer ve işinizden gelecek gelirlerle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Dolunay sonuçlanmaları getirir. Bir süredir uğraştığınız konularla ilgili, hedeflerinizle ilgili artık bazı sonuçlar alabilirsiniz. Özellikle 6 ay önce başladığınız girişimlerin, Mayıs ayında başlayan bazı girişimlerin, gelişmelerin sonuçlarını bu dönemde alabilirsiniz. Verim elde etme zamanı diyebiliriz. Boğa Burcu da maddi manevi bize güven veren kavramları ve parayı da temsil eden bir burç olduğu için bu alanlarda özellikle bu dolunayla birlikte gelişmeler söz konusu olabilir. Şu sıralarda Mars Başak Burcu'nda ilerliyor. Venüs Oğlak Burcu'nda, Güneş Akrep Burcu'nda, Ay Boğa Burcu'nda toprak etkisi ve Satürn'ün de aynı zamanda Venüs'le olumlu etkileşimi bir şekilde uzun vadeli, kalıcı hedeflerimiz, girişimlerimiz için çok destekleyici görünüyor. Bu dolunayla birlikte elde ettiğimiz bazı kavramlar uzun vadeli bir şekilde bize destek ve güven verebilirler hayatımızda. Evet, hafta içerisinde gökyüzünde çok sert etkileşim yok. Genel olarak gezegenlerin birbirleriyle olan açıları olumlu. Bu nedenle verimli bir haftada olduğumuzu söyleyebiliriz. Merkür'de artık Akrep Burcu'nda hızlı hareket etmeye başladı. Dolayısıyla işlerimiz daha hızlı ilerleyebilir. Parayla ilgili işler, yatırımlar, iş, kariyerle ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçecek. Sevgili koçlar, Güneş'in Yay Burcu'na geçmesi sizin için uzaklar, yurt dışı ile ilgili konular, uzak akrabalar, bunun yanı sıra medya, yayıncılıkla ilgili işler, yüksek öğrenim, kişisel gelişim, hukukla ilgili kavramlarla ilgili biraz daha hayatınızdaki enerjileri yoğunlaştıracak. Özellikle bu dönemde önümüzdeki bir ay içerisinde 22 Kasım 22 Aralık arasında daha fazla seyahat edebilirsiniz. Hukukla ilgili işleriniz varsa onlarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Veya yeni bir eğitim programına başlayabilirsiniz. Sosyal hayatınız biraz daha canlanabilir. Akrabalarınızla, arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Evet sevgili koçlar, haftanın gün gün değerlendirmesini daha detaylı takip etmek için günlük burç videolarımızı da izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.